Selamun aleyküm. Bugün miladi 20 Ağustos 2022 Cumartesi, Hicri 1444 22 Muharrem. Günün ayeti. De ki, Allah'a ve elçisine itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz Allah kafirleri sevmez. Günün hadisi. Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 636. Halid bin Velid komutasındaki İslam ordusu Bizans İmparatorluğunu Yermuk Savaşı'nda mağlup ederek Irak, Lübnan, Suriye ve Filistin'i aldı. 46 bin kişilik İslam ordusunun Heraklius komutasındaki 240 bin kişilik devasa Bizans ordusunu büyük bir hezimete uğrattığı Yermuk Savaşı, İslam tarihinin en büyük zaferi olmuş, öte yandan Bizans İmparatorluğu bu savaşta çöküş dönemine girmiştir. Savaş sonunda Bizans, Heraklius'un da ifade ettiği gibi Orta Doğu topraklarına ebediyen elveda demiştir. 1462. Endülüs'ün fethiyle Müslümanların kontrolüne girmiş olan Cebeli Tarık Boğazı İspanyollar tarafından zapt edildi. 1648. Lens Savaşı'yla 30 yıl savaşları sona erdi. 30 yıl savaşı 1618 ila 1648 yılları arasında yapılan ve Avrupa devletlerinin çoğunun katıldığı savaşlar dizisidir. 1866. ABD Başkanı Andrew Johnson, Amerikan İç Savaşı'nın bittiğini resmen ilan etti. Amerikan İç Savaşı veya diğer adıyla Devletler Arası Savaş, Amerikan Birleşik Devletleri'nin Washington'daki yönetimiyle bu ülkeden ayrılmak isteyen 11 Güney Eyaleti arasında çıkmış geniş kapsamlı bir iç savaştır. 1987. Yüksek Seçim Kurulu radyo ve televizyonda siyasi partiler adına konuşacak kişilerin parti üyesi olmasına karar verdi. Bu karar sonucu Necmettin Erbakan, Süleyman Demir, Bülent Ecevit ve öteki yasaklı siyasiler radyo ve televizyonda konuşamayacaktı. 1988. Irak-İran Savaşı ateşkesle sona erdi. İran-Irak Savaşı 1980-1988 yılları arasında Irak-İran arasında yapılmış bir savaştır. ABD bu savaşta açıkça taraf tutmuş ve Irak'ı İran aleyhine kışkırtarak savaşın fitilini yakmıştı. Savaş, yaklaşık 1 milyon kişinin ölümüne, 150 milyar Amerikan doları maddi hasara, her iki ülkede de ağır yıkımlara yol açmıştır. İran zaferleriyle başlayan savaş, İran'ın direnmesiyle yıpratma savaşına dönüşmüş ve galibi olmadan sonuçlanmıştır. 1993. Oslo'da gizli pazarlıklardan sonra işgalciler ve Filistinliler arasında antlaşma imzalandı. Filistinli direniş hareketleri ve Filistin halkı kapalı kapılar ardında yapılan ve Siyonistlerin tanınması anlamına gelecek hiçbir antlaşmayı tanımayacaklarını bildirdiler. 1998. Türkiye'de ilk kez ekmek poşetlenerek satılmaya başlandı. Uygulamanın ilk gününde problemler yaşandı. Ortaya trajikomik görüntüler çıktı. 2013. Müslüman Kardeşler Teşkilatı Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedi, tutuklanarak sıkı güvenlik önlemleriyle korunan El Akrep Hapishanesi'ne nakledildi. 2013. Çin işgal güçleri Doğu Türkistan'ın Yılkıcı kasabasında 28 silahsız Uygur gencini Kur'an dersi aldıkları için katletti. Çin işgal güçlerinin katliamdan sonra cesetleri topluca gömdüğü iddia edildi.